olduğunu bilmediklerine bazen ben de şahit olabiliyorum bu gibi kavramlara. Neden? Onlar sorumlu değiller elbette bu noktada. Eğitimin içinin boşaltılmasını tartışıyoruz günümüzde. Şimdi neden bunu tartışıyoruz? Okullara imamlar atanıyor bir şekilde. Din dersi saatleri arttırılmaya devam ediliyor. Laik eğitime darbe vurulmaya çalışılıyor ve eğitimin içerisi boşaltılıyor. Arkadaşlar Cemal Engin Yurt yeniden bizlerle birlikte, bir an ekranda göremedim kendisini. Peki şimdi bu ülke gericiliğe teslim olmayacak diye bugün Bir Gün Gazetesi bir manşet attı. Şimdi eğitimi konuşuruz. Öncesinde bir İstanbul Valiliği'nin bir alkol yasağı hamlesi oldu günümüzde. Çok tartışıldı. Bir geri adım geldi. Bizi yanlış anladınız denildi. Ama bir nabız yoklaması mıydı? Büyük bir soru işareti olarak gündemden kaldı. Oysa şimdi ülkede mafyalar, çete hesaplaşmaları, uyuşturucu krizi ve daha birçok güvenlik sorunu yaşanırken, özellikle İstanbul'da valilik açık alanlarda alkol yasağı tartışmasını gündeme getirdi. İçişleri Bakanı ekranlara çıktı, El Cezire televizyonları, dedi ki vatandaşlık satışları devam ediyor dedi. Haritada yerini gösteremeyeceğimiz, ilçe nüfusundan daha küçük bir nüfusa sahip olan ülkelere vatandaşlık satışları devam ederken, ne kadar organize suç örgütü lideri varsa, ne kadar tetikçi varsa ülkede toplanmışken, 400 bin dolara sınırsız vatandaşlık satılmaya devam edilirken, tacizcisi, tecavüzcüsü ülkede kol gezerken gelip mevzuyu seküler kesime yıkmaya çalışıyorlar. Bu hamleyi nasıl değerlendirmek gerekiyor? Bu nabız yoklama mıdır? Bir strateji midir? Devamı gelir mi? Nasıl ön almak gerek? Siz nasıl yorumlarsınız? Bakın bu hamle, bunların inandıkları ve bunların bu ülkede hakikaten din adına yapmak istedikleri ve ülkedeki birçok olayın, saydığın olayların sorumluluğunun da alkol olduğunu söyleyenlerin kafa yapısı. Cübbeli Ahmet, Sakarya depremi, hiç unutmuyorum. Allah ölenlere rahmetle eylesin. Mekanları cennet olsun. Sakarya depremi olduğunda Cübbeli Ahmet demişti ki, bunlar otellerde içki içiyorlar. Kadın erkek zina yapıyorlar. Dolayısıyla Allah'ın bunlara bir gazabı bu demişti. Pekala, çocuklar öldü. O ne olacak? Allah o çocuklar da yarın büyür, günah işlerler diye onları da erkenden yanına aldı demişti. Bu kafa Türkiye'yi yönetiyor. Yani şimdi Davut Gül, İstanbul valisi. Esenyurt, Esenler. Kağıthane'de bir polisimiz şehit edildi. Her gün İstanbul'un her ilçesinde, her sokağında motosikletli çetelerden tutun, uyuşturucu çetelerine varana kadar İstanbul artık yaşanmaz bir hale geldi. Suriyeli sığınmacılar Kalaşinkov silahlarla, Afganistanlı, Pakistanlılar kendi kurdukları gettolarda bir çeteleşmeyle birbirlerine dahi savaş açar bir hale geldi. Ve bu savaş da öyle azımsanacak değil. Yüzlerce kişi birbirine saldırıyor. Artık kadınımız, kızımız sokağa çıkamaz hale geldi. Can güvenliğimiz İstanbul'da özellikle ortadan kalktı. Ama İstanbul Valiliği birilerine yaranmak için, çünkü faiz haram deyip faiz üzerinden din yapacak, dini siyaset yapacaklardı. Ellerinden bu argüman gitti. Çünkü öyle bir yapıya geldik ki, %8 olan faiz %25'e çıktı. Nas ne oldu? Unutuldu. Pasa döndü değil mi? Evet. Dolayısıyla şimdi bu dini argüman elden gidince geriye kalan ne oluyor? İçki, alkol tüketimi üzerinden saldıracaklar. Niye? Çünkü bakın, biz içki, alkol yasaklansın diyoruz. Bu laikler, bu seküler yapı içkinin yasaklanmasına karşı çıkıyor. İçki yasaklansın diyenlerin %80'i alkol tüketiminde zirve yapmış tipler aslında. Yani bunu yasaklansın diyenleri de tanıyoruz, biliyoruz, görüyoruz. Yani düşün, o kadar iftiracılar ki, ben 58 yaşındayım, hiç alkol kullanmadım, sigara bile içmedim. Ama bu iftiracılar tarafından alkolik olduğum, kilomdan dolayı, kilo biraz fazla gözüküyor ya, göbeğim fazla diye, alkolik diye iftira atabilecek kadar karşısındakilerine bunlar hain. Bunlar geri kafalılar. Kim onlar? Şimdi, Cemal Engin Yurt? Bir aydınlatabilir misin? Gerici, yobaz, ülkeyi din tüccarları, din bezirganlarına teslim ettiğimiz insanlar. Yani şu an
Din adamları konuşmuyor bu ülkede. Dini bilenler konuşmuyor Alev Hanım. Din bezirgenleri konuşuyor. Yani siz din isim isim biliyor musunuz? Mesela özel hayatında alkol tüketiyor ama geçiyor. Kamuoyuna yaptığı açıklamalarda bir şekilde alkol tüketiminin haram olduğuna mı işaret ediyor? Bu gibi isim isim tanıdığınız, bildiğiniz kişiler var mı? Bildiğim var. Hoca diye geçinenler var. Yani bunların konuşmaya, ben hep şöyle diyorum. Konuşmaya gelince Ebu Bekir gibi konuşup, yaşantıya gelince Ebu Cehil gibi yaşıyor bunlar. Bunların büyük bir kısmı böyle. Bayağı yani, kandırılıyoruz yani bir güzel. Tabii insanlar da kandırılıyor. Yani şimdi düşünün, tövbe vermiş, yıllarca cemaatte dahil olmuş, menzil cemaatine gitmiş. Şeyh ölünce tövbe ortadan kalkmış, şimdi yeniden tövbe alacaksın deniliyor. Tövbe kime verilir? Allah'a verilir. Tövbe kimin nedir? Allah'la kul arasındadır değil mi? Evet. Kişinin arasındadır. Ama öyle bir yapı kurdular ki bunlardan değilseniz dinsizsiniz. Bunları ya düşünsenize, Kur'an'ı okuyorum diyorsunuz. Kur'an'ı anlamaya çalışıyorum diyorsunuz. Bunlar ne diyor? Kur'an'ı okuyorum. İslam'ı Kur'an'dan yaşıyorum diyen dinsizdir diyor. Yani Allah'ın indirdiği kitaptan Kur'an'ı öğrenmeye çalışmanızı bile dinsizlik olarak bunlar sunuyorlar. Şimdi Davut Gül de ne yapsın? Bakıyor ki İstanbul'da veya AKP iktidarında artık hakim olan güç menzilciler oldu. İsmail Ağa cemaati oldu. Filan cemaati oldu. Öyleyse diyor, ben de diyor burada koltuğumu devam ettirip yarınlarda ben de belki İçişleri Bakanı olabilirim diyor muhtemelen. Ve ilk icraatını geliyor alkol üzerine, içki yasağı üzerine koyuyor. Kardeşim hayırdır? Siz şeriatı ilan ettiğinizde bizim mi haberimiz yok? Veya alkol haram, günah, bu kadar alkol düşmanlığı yapıyorsunuz da dünyanın en büyük vergisini niye alkolden alıp da milletin maaşını bununla ödüyorsunuz o zaman? Yani alkolden en yüksek vergi alan, sigaradan en yüksek, dünyada en yüksek vergi alan hükümet AKP hükümeti. Buradan geçiniyor. Büyük yani bir kısmını... kadının etek boyu haram, alkol haram ama aynı noktada faizi yükselten ve faizin haram olduğunu da iddia eden parti cumhurbaşkanı, faiz sebep enflasyon sonuç, nas var, nas ortada, sana bana ne oluyor diyen Erdoğan. Yani bu tarafı şimdi dini bütün milyonlarca yurttaşımız var, dini de iyi bilen, okuyan, kulaktan dolmalarla, dogmalarla yetişen değil, okuyan bilen de varken nasıl olur da prim verilebiliyor hala? Yani biri de dönüp demiyor mu? Kardeşim siz faizi ne yaptınız, ne konuşuyorsunuz denmiyor mu? Bazen böyle hocalar çıkıyor, arada bir tepki gösteriyor, bu ekonomi olmaz diyen, ama siz daha iyi bilirsiniz. Yok mu böyle tepki şimdi gösteren? Zaten bunlar dini bilenlerle, dini iyi yorumlayanlara konuşmuyorlar. Ve onları da konuşturmuyorlar zaten. Bu hocalar zaten buldukları bir küçük bir alan olursa fikirlerini ifade ediyorlar sosyal medyada. Bunların zaten din adına ortaya çıkardıkları televizyon ekranlarında menkibi anlatarak, hocasını, şeyhini uçurarak ve sürekli günah kavramlarını, ya düşünsene, millet açlıktan ölüyor, millet fakir.